Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda Death Becomes Her, Ölüm Kadına Yakışır adlı bir filmi anlatacağız. Videonun keyfini çıkarın. Haydi başlayalım. Yıl 1978. Madeline Ashton, Broadway'de bir dans şovu sergilemektedir. Seyirciler arasında birlikte büyüdüğü arkadaşı Helen Sharp ve nişanlısı Ernest Mainwhile vardır. Madeline'in performansı herkesi büyüler ve Helen'i dehşete düşürür. Gösteriden sonra soyunma odasında buluşurlar. Madeline, arkadaşının nişanlısı Ernest'in ünlü bir plastik cerrah olduğunu öğrendiğinde cazibesini onun üzerinde kullanmaya başlar. Helen kısa bir süre sonra Ernest'in Madeline'e aşık olduğunu hisseder. Madeline, geçmişte birçok sevgilisini çaldığı için evlenmeden önce Ernest'i bilerek Madeline'le tanıştırmıştır. Madeline testini geçip geçemeyeceğini görmek ister. Ernest ona Madeline'le aralarında hiçbir şey olmadığına dair güvence verir ancak Ernest'in Madeline'le evlenmesiyle nişanları bozulunca Helen'in korktuğu başına gelmiş olur. Bu Helen'in ağır depresyona girmesine neden olur. 7 yıl sonra Helen darmadağın yıkık bir dairede çok sayıda kediyle yaşıyordur. Sürekli zararlı ve yağlı yiyecekler yediği için obez olmuştur. Günleri genellikle Madeline'in başrol oynadığı ve karakterinin öldürüldüğü bir filmi izlemekten ibarettir. Helen onun ölümünü izledikçe keyiflenir ve sahneyi tekrar tekrar geri sarar. Kira ödemediği için tahliye edildikten sonra Helen akıl hastanesine yatırılır. Birkaç aylık tedaviden sonra bile herhangi bir iyileşme belirtisi göstermez. Psikoloğu ona Madeline'i aklından tamamen çıkarması gerektiğini tavsiye eder. Helen bu tavsiyeyi çok farklı bir şekilde yorumlar. 7 yıl sonra Madeline Ashton'un kariyerini bitirmek üzeredir ve genç görünüşünü kaybetmeye takmıştır kafayı. Kendisi ve Ernest de Helen'in yayınlayacağı kitabın partisine katılması için bir davetiye gelir. Madeline etkinliğe katılmadan önce kozmetik cerrahını ziyaret ederek kendisine başka bir işlem yapmasını talep eder ancak onu reddederler. Çünkü önceki ameliyatının üstünden yeterince zaman geçmediğinden yeni bir ameliyat yapmak çok risklidir. Cerrahı mükemmellik için doyumsuz bir arzusu olduğunu görünce odadaki herkesi gönderir. Güvenlik kamerasını kapatır ve ona istediğini verebilecek Liesl von Ruhmann adında bir kadından bahseder. Liesl'ın tedavisi çok pahalıdır ve sadece seçkin bir grup insan tarafından bilinir. Ona üzerinde Liesl'ın adresi olan bir kart verir. Bu arada Ernest, alkolik bir mortisyen olarak sürdürdüğü hayatından ve evliliğinden mutsuzdur. Karısı hiçbir sorumluluk almazken Ernest ona en iyi hayatı yaşatmak için sürekli çalışmak zorundadır. Sonsuza kadar Genç adlı romanın yayın partisine giderler. Madeline, aşırı kilolu, sefil bir kadın görmeyi dört gözle beklerken Helen'in artık ince, genç ve güzel olduğunu görür. Helen'in dönüşümü onu çıldırtır. Helen ve Ernest konuşmak için tenha bir yere giderler. Ernest duygulanır. Helen'a onu terk edip Madeline ile evlenerek korkunç bir hata yaptığını itiraf eder. Madeline onu sırf ona yeterince değer vermediği bir hayat yaşatması için nefret ettiği bir işte çalışan depresif, yalnız bir adam haline getirmiştir. Helen onun için çok üzülür ve zamanında onu uyardığını söyler. O gece Ernest, Helen ve kendisinin eski bir fotoğrafıyla yatak odasında otururken görülür. Birlikte paylaştıkları mutlu anları düşünür. Madeline evden çıkar. İlişkisi olduğu genç bir adamı görmeye gider ama genç adamın kendisini aldattığını öğrenir. Genç adam ona çok yaşlandığını söyler. Şimdi her zamankinden daha da üzgün olan Madeline kendisine verilen karta bakar ve Liesl von Ruhmann'ı görmeye gider. Liesl uzun saçlı erkek hizmetçilerle çevrili büyük bir gotik malikanede yaşar. Madeline'e gençliğini geri kazandıracak ve sonsuza dek yaşamasını sağlayacak bir iksir gösterir. Eğer almayı kabul ederse iksiri gizli tutmak zorunda kalacak ve iksiri bilen gizli grubun bir parçası olarak bir iğne takması gerekecektir. Bazı ikna edici sözlerden sonra Madeline parayı öder ve iksiri içer. Liesl, Madeline'in uzun zaman kullanacağı vücuduna iyi bakmasını söyler. Malikaneden ayrılmadan önce Madeline aynaya bakar ve kırışıklıklarının kaybolduğunu ve vücudunun tekrar gerginleşip sertleştiğini görünce şaşırır. Korumalardan birine tekrar bir kız olduğunu söyler ve koruma parmağını dudaklarına götürür. Bu Madeline'in artık uyması gereken gizlilik kuralının bir hatırlatması. Bu arada Ernest Madeline'i öldürmesine yardım etmesi için onu baştan çıkarmaya çalışan Helen tarafından ziyaret edilir. Ernest boşanmayı tercih edeceğini söyler ama Helen özellikle Kaliforniya'da boşanmanın tam da Madeline'in isteyeceği şey olduğunu söyleyerek onu korkutur. Helen'in planı basittir. Madeline'e akşam yemeğinde alkol bazlı bir sakinleştirici ile uyuşturduktan sonra sarhoşken trafik kazası geçirmiş süsü vereceklerdir. Otopsi yapılıncaya kadar sakinleştirici çözülecek ve kanında sadece alkol izleri kalacaktır. Ernest hala bu planı kabul etmemiştir. Ama Helen ona sonunda özgür olmaları ve birlikte olmanın tek yolunun bu olduğunu söyler. Ayrıca Madeline'den kurtulmasının onun için en iyisi olduğundan bahseder çünkü asıl Madeline Ernest'i yavaş yavaş öldürmektedir. Ernest bunu duyunca ikna olur ve Madeline'i öldürmenin nefsi müdafaadan başka bir şey olmayacağını düşünür. Ondan kurtulmayı kabul eder. Helen kısa bir süre sonra gider ve Madeline tekrar genç olmaktan mutlu bir şekilde eve döner.
Ernest artık onunla yüzleşecek cesarete sahiptir ve ona artık dayanamadığını söyler. Madeline ona hakaret eder. Acımasızca erkekliğini aşağılar. Sonunda penisiyle ilgili kötü şeyler söyleyince Ernest'in sabrı taşar. Madeline'i boynundan tutup merdivenin kenarında boğmaya başlar. Sonra kendisine gelip özür diler. Madeline dengesini kaybeder ve Ernest onu yakalamak için elini uzattığı anda acele et ödlek der. Bu lafı duyan Ernest onu aşağı iter. Madeline yuvarlanır, boynu kırılır ve ölür. Bundan sonra ne yapacağından emin olamayan Ernest, Helen'i arayıp Madeline'i öldürdüğünü söyler. Helen ona polisi aramasını ve onunla telefonda konuşurken Madeline'in çığlığını duyduğunu, arkasını döndüğünde de düştüğünü gördüğünü söylemesini söyler. Ayrıntıları tartışırken Madeline uyanır ve Ernest'e yaklaşır. Ona neden onu merdivenden ittiğini sorar. Ernest başının geriye doğru büküldüğünü görünce geri çekilir ve dehşet içinde çığlık atar. Madeline polisi aramaya çalışır ama telefonu başına koyamaz. İşte o zaman poposunun olması gereken yerde olmadığını anlar. Ernest kendini sadece boynu çıktığına ikna eder. Madeline boynunu düzeltir ama kemikler hala kırıktır. Hastaneye giderler. Stetoskopu Madeline'in nabzını almadığında doktor şaşırır. Ayrıca boynunda bir göz atar ve vücut sıcaklığını da ölçer. Doktor ne diyeceğini bilemez. Madeline'e kalbinin atmayı bıraktığını söylemeden önce Ernest'in alkolünden içer ve birkaç hap alır. Madeline'in sıcaklığı da bir canlı için çok düşüktür ve aldığı tüm yaralanmalar sonucu ölmüş olması gerekir. Doktor ikinci bir görüş alacağını söyleyip gider. Ernest Madeline'in bileğine ve alnına dokunur ve doktorun haklı olduğunu anlar. Gerçekten ölüdür. Madeline bayılır. Ernest doktoru bulmak için odadan dışarı fırlar ama adamın kalp krizinden öldüğünü öğrenir. Odaya döner ve karısını morga götürdüklerini öğrenir. Onu orada bulduktan sonra Ernest, Madeline'in bir çeşit mucize olduğunu ilan eder ve onunla ilgilenmeye karar verir. Görünüşe göre Helen'ın planlarını tamamen unutmuştur ama Helen unutmamıştır. Konağa geri dönen Ernest, Madeline'in rengini kaybettiğini ve çalıştığı cenaze evine dönüp birkaç malzeme alır. Sonra Madeline'in vücudunu boyar ve makyajını yapar. O sırada Helen gelir. Sesleri yükseldikçe Madeline, Helen'ın onun için tasarladığı ölüm planını duyar ve bir av tüfeğiyle Helen'ın karşısına çıkar. Madeline Helen'ı vurarak bahçedeki havuza düşürür. Ernest evde bir ceset olduğu için korkar. Ama Helen karnında dev bir delikle havuzdan canlı çıktığında şok olur. Ernest izlerken iki kadın birbirlerini Liz'in iksirini almakla suçlar ve sonra yeniden kavgaya tutuşurlar. Ernest yukarı çıkar. Kavga sırasında ikisi fiziksel olarak birbirlerine zarar verirler. Ancak sonunda duygularını paylaşıp bir uzlaşmaya varırlar. Ernest'e gidip barıştıklarını söylerler ve vücutlarını düzeltmesini isterler. Ernest kabul eder. Ancak iş bitince onları sonsuza dek terk etmesine izin verilmesi şartıyla. Kızlar hemen onunla bir daha asla iletişim kurmamayı kabul ederler. Kızları tamir ettikten sonra ilk başta çok sevinirler ama sonra vücutlarının hep bakıma ihtiyacı olacağını fark ederler ve bunu sadece Ernest sağlayabilir. Helen ona uyuşturucu vermeyi öne sürer ve her iki kadın da Ernest'e içinde uyuşturucu olan alkolü bir içki içirmeye çalışır. Ernest çok fazla içtiğini söyleyerek reddeder. Çaresizlik içinde kızlar Ernest'in kafasına vurup onu bayıltırlar. Ernest, Liesl'ın malikanesindeki yüzme havuzunda smoking giymiş olarak uyanır. Liesl bu gece müşterileri için bir parti düzenliyordur. Ama Madeline ve Helen'ın isteği üzerine Ernest'le görüşmeyi kabul eder. Liesl, Ernest'e iksirin etkilerini gösterir ve onu da almaya teşvik eder. Ancak Ernest, sonsuza dek yaşamanın dezavantajlarını görür. Etrafındaki tüm insanların yaşlanmasını ve ölmesini izleyecektir. Vücudu kazalarda yaralanabilir ve büyük olasılıkla Madeline ve Helen ile sonsuza dek başa çıkmak zorunda kalacak. Ernest kaçmaya çalışır. Ancak önce Liesl'ın konuklarının arasından geçmesi gerekir. Ernest, Helen ve Madeline'in yanı sıra sıcak korumalar tarafından da takip edilir. Helen ve Madeline, Ernest'i yüzme havuzunun üzerindeki cam pencerenin üzerinde tehlikeli bir şekilde sarkarken bulur. Ernest'in elinde hala iksir vardır. İkisi ilk başta ona yalvarır. İksiri almasını talep ederler. Böylece düşse de ölmeyecektir. Onlar için öneminin farkına varan Ernest iksiri bırakır ve kızlara kendi başlarının çaresine bakmalarını söyler. Daha sonra camı kırarak aşağıdaki havuza güvenli bir şekilde iner. Ernest eski bir Porsche ile malikaneden kaçar. Helen ve Madeline, Liesl'ın emriyle Ernest'in izini sürmeye çalışırlar. Madeline'in evine dönerler ama Ernest çoktan eşyalarını toplayıp havaalanına gitmiştir. Artık birbirlerine bağlı olduklarını ve kötüleşen görünümlerini düzeltmek için birbirlerine yardım etmek zorunda kalacaklarını fark ederler. 37 yıl sonra Ernest ölür ve onun için bir cenaze töreni düzenlenir. Vaiz, Ernest'in son 37 yılındaki başarılarını över. Ernest bu süreçte hayatını eskisinden daha dolu dolu yaşamıştır. Dağcı olmuştur, yeniden evlenmiş ve ikinci karısından 6 çocuk sahibidir. Sahibi olmuş, alkolikler için klinikler, kadınları ve davranışlarını incelemek için bir kurum kurmuştur. Vaaz sırasında vaiz, Ernest'in cömertliği ve güzel huyu sayesinde dokunduğu kişilerin yaşamları aracılığıyla gerçek ölümsüzlüğü elde ettiğini söyler. Vaiz Ernest'in Beverly Hills'teki yaşayan ölüler ile ilgili hep yaptığı şakalardan bile bahseder. Kilisenin arkasında Helen ve Madeline yüzleri ağır siyah kumaşla örtülü vaazı dinlerler. Rahibin son sözlerini duyan Madeline alayla falan filan der ve kiliseden çıkar.
Dışarıda iki kadın tartışmaya başlar. Helen yanlışlıkla düşürdüğü sprey boyanın üzerine basıp kayar. Helen, Chapelle'in basamaklarından düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve Madeline kendini beğenmiş bir şekilde gülümser. Helen'ın yalnız başına düşmeye niyeti yoktur. Arkadaşını da çeker. İkisi merdivenlerden aşağı yuvarlanır ve vücutları parçalara ayrılır. Paramparça halde Helen'ın başı Madeline'in başına o anda aklında olan tek soruyu sorar. Arabayı nereye park ettiğini hatırlıyor musun?